Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Küçer aramıza gelmişler efendim. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Mersin Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilim ve kıymetli misafirler, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümüne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun beraber mücadele ettiği atalarımıza, bu ülkenin kurulmasında, Cumhuriyetimizin yeşermesinde, bu günlere gelinmesinde emeğe geçen 7'den 70'e herkese şükranlarımı buradan sunmak istiyorum. Bir asırlık bir cumhuriyet. İnşallah demokrasiyi de cumhuriyetin içerisine zengin bir şekilde monte edip cumhuriyetin içini doldurabilirsek Türkiye'yi daha yaşanabilir bir hukuk devleti haline, daha refah toplumu haline, hem ekonomide, hem sağlıkta, hem dış ilişkilerde yaşadığımız güncel sorunların bitirilerek dünyada mücadele edebilen, dünyayla rekabet edebilen, halkın her bireyinin mutlu olduğu, her kesiminin mutlu olduğu, devletine güvendiği, devletiyle, milletiyle kavgasının, gürültüsünün olmadığı, bölgesinde, ülkesinde çatışmanın, kanın, gözyaşının olmadığı ikinci bir yüzyıl temenni ediyorum. 200 sonra Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü bize çok şey ifade edecek. Elbette Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bütün bir ulusun değeri. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, hatta sınırlarımızın ötesinde birçok mazlum millete örnek olmuş bir devlet adamı. Biz de bugün 100 yıl sonra o ataların evlatları olarak, torunları olarak bu ülkeyi bize bıraktıkları noktadan çok daha iyi noktalara taşıma misyonuyla görev yapıyoruz. Görgüm, bilgim, azmim, şevkim, kuvvetim nispetinde Mersin'e de hizmet etmek için 24 saat arkadaşlarımla beraber mesai yapıyorum, çalışıyorum. Tek amacımız hizmet etmek, hizmet etmek, hizmet etmek. Tek amacımız Mersin daha nasıl büyür, daha nasıl kalkınır, daha nasıl gelişir. Ama onun da ötesine çıkarak da ülkemizi nasıl daha güçlü bir ülke haline getirebiliriz. Bunun çabası içerisindeyiz. Şimdi başkanımız beni ziyaret etti. Daha önce. Başkanımızla bu açık otopazarı konusunu görüştük. Burada alt belediyenin bir yeri olduğunu kendisi bana söyledi. Ben dedi başkanla görüşürüm. Görüşememiş. Ben bu görevi üstleniyorum. Kendisiyle görüşürüm. Hatta biz geçtiğimiz haftalarda birkaç kez de ekip olarak bir araya geldik. Toroslar Belediyesi Büyükşehir. Ve aramızdaki bütün sorunları, ama bütün sorunları çözdük. Hatta meclisten bile geçti. Şimdi işlemler yapılıyor. Bize ait araziler vardı. Onlara ait arazi. Onların arazisi üzerinde bizim binalar vardı. Örneğin bu helikopterin, meşhur helikopterin heliportu vardı. Milyonlarca lira para harcamış. Siz bu oto işlerine uğraşıyorsunuz. Bir gidip görseniz öyle güzel şeyler alınmış ki ama duruyor. Yani vinçler falan, hani o motor
yenilemede vesaire araç bakımında kullanılan dedik orayı şeye çevirelim yapamıyorduk. Makine ikmali mesela şimdi yapacağız. Neden oturduk aklın yolu bir. Milliyetçi Hareket Partili bir belediye, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye ama iki aklı başında başkan olursa, iki düzgün düşünen adam olursa gerisi teferruat. Biz bürokratlarımıza deriz ki ya biz böyle uygun gördük yapın yapıyorlardı. Hiçbir sorun yok. Ama ben başkanla görüşeceğim. Hiçbir sorun yok. Bakalım o ne düşünüyor. Biz bu işe girişimde bulunuruz. Sizler de esnaf olarak belediyenizi herkesin belediyesi olarak görün. Bu konuda da rahat olun, kendinizi iyi hissedin diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi büstü açacağız. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Hele dikkat.